Yeniden merhaba arkadaşlar, ben Irmak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Yeni çıkan bir ürün, o yüzden şu anda sanıyorum ki YouTube Türkiye'de henüz ürünü inceleyen yok. O yüzden birazcık da heyecanlıyım açıkçası. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Başlıktan da görüyorsunuz zaten. Foreo Luna 4 serisi çıktı arkadaşlar. Benim de elimde şu anda lila rengi mevcut şu anda elimde. Bunu birlikte inceleyeceğiz. Türkiye'ye yeni geldi. Yeni satışa sunuldu. Lansmanı falan yapıldı. Marka ürünü bana bundan yaklaşık 3 hafta önce gönderdi ve 3 haftadır neredeyse aralıksız, böyle belki arada bir gün sekmiştir falan, her gün sabah akşam kullandım, deneyimledim. Böyle bu tarz ürünleri, özellikle marka gönderisi ise, ben deneyimlemeden sizlere anlatmayı zaten doğru bulmuyorum. Her zaman da deneyimleyip yorumlarımı söylüyorum. Aslında hedefim önümüzdeki hafta paylaşmaktı. Böyle bir ayı tam doldurup gelecektim ama bu 3 haftalık süreçte bana o kadar çok yardımı oldu ki, öncesi sonrası fotoğraflarını da koyacağım sizlere. Yardımcı oldu diyorum. Çünkü arkadaşlar, şimdi fotoğrafı buraya koyuyorum. Yüzüm gerçekten bu halden bu hale geldi. Yıkanmış halini de göreceksiniz. Makyajsız halini de. Evrim geçirdim 10 günde, 15 günde. Aynı zamanda yepyeni bir özelliği de var. Glow Boost modu. Ondan da bahsetmek istiyorum. Oldukça yüksek fiyatlı bir ürün. O yüzden objektif yorumların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin parası çok kıymetli. Ben de farkındayım. Hiç merak etmeyin. Aynı taraftayız zaten bu konuda. Ben aslında Foreo'yu 2008'in sonundan beri aktif bir şekilde kullanıyorum. Benim kendim de gidip satın alıp sevdiğim, kullandığım bir üründü. Hatta satın aldığım ilk cihazımı bir otel odasında unutmuştum. Onu da sizinle burada paylaşmıştım. İş seyahatinde otelde kalmıştı. Sonra aramıştım, bulunamamıştı falan filan. Bu konuda acım yani büyük açıkçası. Neyse, ben tabii ki kutu açılımını aslında 3 hafta önce çektim. Hatta bu hafta başında TikTok'ta da o kutu açılım videosunu paylaşmıştım. Fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü bu anlatılmaz, yaşanır bir ürün. Yaşayarak göstermekte fayda var diyorum. O yüzden şimdi birlikte banyoya geçelim arkadaşlar. Şu makyajımı bir çıkarayım. Ondan sonra cilt bakımına başlayalım. Makyajı çıkarmış olmak çok çok önemli. Makyajı temizledikten sonra derinlemesine temizlik için Foreo'dan faydalanacağım. Evet, banyoya geldik. Şimdi önce bir küçük ürünü inceleyerek başlayalım. Birkaç güzel özelliğinden size bahsetmek istiyorum. Cihazın en göze çarpan özelliğinin yumuşak kılları olduğunu söyleyebilirim. Mini 3'ten %17 daha fazla yumuşak kıllara sahipmiş. O kadar yumuşak ki size anlatamam. Böyle eliniz gibi yumuşacık bir dokusu var. Ben mesela Mini 2'yi bu kadar yumuşak hatırlamıyorum. Üstünden bayağı bir zaman geçti. Hani şimdi yumuşaklığı hafızamda o kadar yok ama bunun kadar kesinlikle yoktu yumuşaklığı. İncecik ve yumuşacık partikülleri var diyebilirim. Şu an mesela elimde bir de benim Fofo var. Bunun da ilk izlenimini, kutu açılımını sizinle birlikte yapmıştık. Luna Mini 2'mi kaybettikten sonra bütçem de buna el verdiği için, bir de böyle biraz daha farklı özellikleri olduğu için bunu almıştım. Fofo'yu almıştım. Şimdi böyle ikisini karşılaştırıyorum. Bundan falan çok kat kat yumuşak bir ürün. Tabii ki bu da çok yumuşak ama bunun hissiyatı gerçekten pamuk gibi, öyle söyleyeyim size. Şarjlı olması çok büyük bir avantaj tabii ki. Tek kullanımda, yani tek şarjda 500'e kadar kullanım sağlıyormuş size. Çok iddialı bir süre olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir makyajımı temizleyip hemen geliyorum. Evet, yüzümü yıkadım arkadaşlar. Bakın, az önceki fotoğrafı tekrar koyuyorum buraya. Şuradaki kızarıklıklar ne kadar azaldı. Şurada kocaman bir lekelenme vardı. Çenemde de çok fazla sivilce çıkmaya başlamıştı. Foreo'nun da çok desteğini aldım bu süreçte. Tabii ki kullandığım ürünler de çok etkiliydi. Şimdi birlikte kullanacağız. Yüzün ıslak olması çok önemli kullanmadan önce. Bu arada bir uygulamayı da açalım. Ondan da size bahsedeyim. Uygulamayla entegre çalışıyor bu ürün. Zaten bundan önceki model de öyleydi diyebiliyorum. Fofo da öyleydi. Ben zaten onu da entegre bir şekilde kullanıyordum. Foreo'nun uygulaması çok pratik arkadaşlar. Görünüyor değil mi? Şurada
bakın cihazlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Elinizde hangisi varsa. Şurada Luna Mini 4 var. Onu seçiyorum. Bu arada şarjını da gösteriyor. Bu da çok güzel bir özellik. Evet. Temizlemeye başla dedikten sonra bağlanıyor. Ekranı geliyor ve cihazınızı buluyor. Ayna olmayan bir yerdeyseniz aynayı başlat seçeneği var. Buradan ayna olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın burada bir yüz işareti var. Yüz resmi var. Burada da saniyeleri gösteriyor. Temizleyeceğiniz yeri size böyle gösteriyor. Ne kadar süreyle yüzün hangi bölgesinde durmanız gerektiğini gösteriyor. 60 saniye süreyle yardımcı oluyor. Yüzünüzün ıslak olması çok önemli. Yüzümü şöyle bir ıslattım. Jel ya da köpük formdaki temizleyicileri kullanmak önemli. Makyajımı temizlerken The Body Shop'un temizleme yağını kullandım. Üstünden de Soulfly'ın şu köpük temizleyicisini kullanarak makyajımı arındırdım. Yine bundan faydalanarak derinlemesine temizliğimi yapacağım şimdi. Bu cihazla birlikte jel ya da köpük formlu temizleyiciler kullanmanız çok önemli. Aman diyeyim, sakın ha partiküllü temizleyiciler kullanmayın arkadaşlar. Sonuçta bu titreşim veren bir cihaz. Partiküller de zaten bence elinizle de partiküllü temizleyici yapmayın yüzünüze. Cihaz titreşim de verdiği için o partiküller cildinizin çizilmesine ve kılcal damar çatlamalarına sebep olabilirsiniz. O yüzden jel ya da köpük, bunu sallıyorum, jel ya da köpük kullanmak önemli. Böyle ben köpük formlu temizleyicimi şöyle üzerine sıkıyorum. Uygulamadan başlat diyorum. O titreşmeye başlıyor. Ve pardon, ben direkt yanağıma sürdüm ama alından başlıyor. Alnımı 15 saniye süreyle şu şekilde temizliyorum. Sonra bir yanağa geçiyorum. Titreşimi gerçekten çok rahatlatıyor, biliyor musunuz? O kadar tatlı bir ayarda ki beni çok rahatlatıyor. Uygulama yeni bölgeye geçmeniz konusunda titreşim hızını değiştirerek sizi uyarıyor. Şöyle ben bonus olarak şuralardan da geçiyorum. Çok önemli değil bu arada hani uygulamayı takip etmek. İstediğiniz gibi eşit uygulamanız önemli bence yüzünüze. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra uygulama yayılımını istediğiniz sırayla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde 60 saniye boyunca yüzümün her yerine titreşimi uygulamış oldum. Hemen bir durulayıp geliyorum. Arkadaşlar cildi çekmeden, germeden o kadar güzel temizliyor ki cildinizde gerçekten o bebek poposu hissiyatını alıyorsunuz. Şu anda yüzüm yumuşacık. Yani bu hissiyatı zaten anlatamam, ancak kullanmanız lazım. Çok fark ediyor. Elle temizlikle cihazla temizlik arasında ciddi fark var. Çok çok fark ediyor. Cildiniz sanki böyle ekstra nefes almaya başlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ben hem çift aşamalı temizliğe geçtikten sonra hem de ilk kez Luna Mini 2'yi kullandığımda, ilk kez Foreo kullandıktan sonra anlamıştım gerçekten elle temizlikle cihazlarla temizlik arasındaki farkı. Uygulamaya başlayıp iyi ki yapmışım dediğim iki şeyden biri. Biri çift aşamalı temizlik, biri de bu cihazla temizlik kesinlikle. Kullanmadan ikisi arasındaki farkı anlamlandırmanız zor olabilir. Bunu çok iyi anlıyorum. Ancak kullandıktan sonra bu farkı görebilirsiniz. Bu cihazlarla ilgili en büyük rahatsızlık plastik olduğu için bakteri barındırıyor, bu tarz ürünleri kullanmayın diye çok fazla uyaran insan oluyor. Ama bu cihazda çabuk kuruyan ultra hijyenik silikon kullanılmış. Öyle bir özelliği de var. Ben her kullanımdan sonra gayet musluk altında yıkıyorum. Az önce de yıkadım. Şöyle tekrar bir sudan geçireyim. Size ıslak halini de göstermiş olayım. Havlumla güzel bir şekilde bunu kuruluyorum. Nazikçe. Hiç ıslaklık kalmıyor üzerinde. Yani şöyle söyleyeyim, irite etse cildi herhalde beni ederdi diye düşünüyorum. Çünkü özellikle 3 hafta önce cildim şu haldeyken şu hale gelmezdi. Daha kötüye giderdi diye düşünüyorum. Benim cildim zaten ekstra da hassas bu arada. En ufak bir şeyde hemen nem kapar. Mesela evde temizlik yapayım, toz falan alayım, anında sivilce çıkar bende. Yani bakteriye, toza ben gelemem. Hızlı bir şekilde etkisini gösterir. Neyse, burada lafı çok uzatmıyorum. Odaya geçiyorum. Çok güzel bir cihaz. Gerçekten ben çok memnunum. Bir de Glow Boost modu var. O da benim gibi tembellere özel. Şaka yapıyorum. Aceleniz varsa, acelesi olan insanlar için özel olarak hazırlanmış 30 saniyelik mod aslında. Cihazı ilk düğmesine bastığınızda titremeye başlıyor. Sesi şu an size geliyor mu bilmiyorum titreşimin. Tekrar bastığınızda daha hızlı bir mod çalışıyor. Biraz daha güçlü titreşimler yaymaya başlıyor. 30 saniye boyunca
bu modu kullanarak da temizliğinizi tamamlayabiliyorsunuz. Tekrar çift düğmeye bastığınızda da cihaz bu sefer kapanıyor. Şimdi sadece cihaz değil tabii ki, bu süreçte kullandığım başka şeyler de oldu. Ben yaklaşık birkaç aydır, aralarda düzelmeler oldu ama son 2 aydır özellikle çok mutsuzum cilt konusunda. Ergenliğimde bile çıkarmadığım ağrılı akneleri çıkarmaya başladığım için gerçekten aşırı mutsuzdum arkadaşlar. Üstüne bu ürün gelince çok iyi oldu. Bununla birlikte rutin bir temizliğe başlamış oldum. Tabii ki kullandığım ürünleri de bir düzene soktum falan derken toparladım. Yani temizliğe önem verdikten sonra, derinlemesine temizliği yaptıktan sonra da bir sürü ürünü yüzüme sürmeme çok da gerek kalmadı açıkçası. Bu 3 haftalık süreçte makyaj yaptıysam da yapmadıysam da, güneş kremi kullandıysam da kullanmadıysam da mutlaka şu ürünle çift aşamalı temizliğimi yaptım. Normalde La Roche-Posay'nin Effaclar jelini ben çok severek ve yıllardır kullanıyorum ama aknelerin tek sebebinin sebum dengesizliği olduğunu düşünmüyorum. Cilt bariyerimin de birazcık zedelendiğini düşünüyorum. Biraz böyle belki agresif ürünler üst üste kullandıysam cilt bariyerim de biraz bozulmuş olabilir. Effaclar biraz da agresif bir ürün olduğu için onu birkaç haftadır kullanmıyorum. Soulfly'ın aloe vera içerikli bu köpük temizleyicisini kullanmaya başladım. Çok nadiren Effaclar'ı kullandım bu 3 haftalık süreçte. Genellikle bunu kullandım. Hem makyajımı çözdürmede hem Foreo ile birlikte ikisini böyle match yaparak mutlaka derin temizliğimi yaptım. Mutlaka bir mist kullanıyorum ben. O böyle benim cildimi rahatlatıyor, ferahlatıyor. Kremden önce gözeneklerimi böyle biraz canlandırıyor. Kreminde daha iyi emilmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Soulfly'ın bu cilt solüsyonunu merak edip almıştım. Bunu kullanıyorum. Biraz kokusunu sevmedim bunun. Myrtus communis ekstratı içeren %100 bitkisel içerikli bir cilt solüsyonu yapmış Sebile. Ciltte terlemeye bağlı oluşabilecek pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olur diyor. Cilt bariyerinin dengelenmesini sağlayarak akne ve leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur diyor. Şuraya falan geldim. Bunu böyle akşamları mutlaka sıktım. Birazcık böyle fazla sıktığınızda şu an oldu mesela. Unutup fazla sıktım. Bu konuda uyarmak istiyorum sizi. Ay ölüyordum. Kullanım önerisinde de diyor zaten 2 dakika arayla böyle 5 kere uygulayın diyor. Bunu neden söylediklerini ben anladım açıkçası. Bunu böyle pıs 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 yaptığınız zaman ciğerlerinizi çok zorluyor arkadaşlar. Biraz güçlü bir bitkiymiş. O yüzden ben öyle yapıyorum zaten. Unuttum şu an, gerçekten gayri ihtiyari sıktım. Şöyle bir hani pıs pıs pıst yapıyorum. 3 pısttan sonra böyle bir 2 dakika bekliyorum. Hatta evin içinde işimi falan yaparken gidiyorum geliyorum bunu sıkıyorum. 5 kere falan böyle hafif uygulama yapmanız öneriliyor. Öyle sıkmanızı öneririm. Gerçekten ciğerleri çok darlandırıyor. Çok böyle nefes kesici bir özelliği var. Bunu mutlaka uyguluyorum. Cilt kızarıklığıma çok faydası oldu. Onun üzerine de serum ya da kremimi ya da ikisini birlikte ama tek bir serum uygulayarak devam ediyorum. Ve arkadaşlar bu aralar retinole başladım. Retinol kullanmaya başladım. Yaşa da bağlı olarak artık zamanının geldiğini düşünüyorum. L'Oreal'le başladım. En böyle klasik bilinen markayla başlamak istedim açıkçası. Gün aşırı retinol uygulaması yapıyorum. İlk kullanmaya başladığımda ilk hafta işte bir gün uyguladım, iki gün uygulamadım, bir gün uyguladım, iki gün uygulamadım. O şekilde yaptım. Şimdi gün aşırı bir gün uygulayıp bir gün uygulamıyorum. Bana fazla gelmedi ve cildimde bir aydınlanma olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse göz çevreme bile etkisi olmaya başladı şuralara. Benim göz çevresi konusundaki sıkıntımı zaten biliyorsunuz. Ona bile faydası olduğunu düşünüyorum ama daha çok başındayım. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bu aralar nemlendirici olarak da bunu kullanıyorum. Veleda markası. Bunu ilk kez muhtemelen Hailey Bieber'ın videolarında görmüşsünüzdür benim gibi. Ben de onda görerek aldım. O kadar güzel bir krem ki arkadaşlar. O kadar güzel ki anlatamam size. Muhteşem bir limon kokusu, narenciye kokusu ve inanılmaz bir temizlik hissiyatı veriyor size. Son yıllarda kullandığım en iyi nemlendirici diyebilirim size. Fiyatı birazcık yüksek ama çok çok etkili. Bu aralar yani nemlendirici olarak bir tek bunu kullanıyorum. Retinol uyguladığımda ben nemlendirici çok kullanmıyorum. Akşamında lazım olmuyor, sabahında lazım oluyor ama bu aralar sabah akşam bunu kullanıyorum. Kabaca bir akşam rutinimi de size göstermiş oldum. Kısacası arkadaşlar, eğer bir cilt probleminiz varsa güneş kremi kullanmak, bol su tüketmek, çift aşamalı temizlik ve eğer mümkünse bu tarz cihazlardan destek alabilirsiniz.
koyarak derinlemesine bir temizlik gerçekten çok çok önemliymiş. Bunu bu süreçte bir kez daha görmüş oldum. Çünkü derinlemesine temizlik yapıldığında uyguladığınız ürünlerin etkisi de artıyor. Eğer hani bütçenizde el veriyorsa bu tarz bir cihaz rutininize eklemek fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kimisi sevmez, kimisi bu tarz ürünler konusunda üşengeçtir ya da kullanmayı sevmez. Neyse. Ama ben seviyorum. Böyle oyuncaklı ürünlerin cilt bakım rutinimde vesaire olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Beni daha böyle düzenli, tertipli, programlı bir insan haline getiriyor. O yüzden seviyorum ben. Başta da söylediğim ve beni baştan takip edenlerin de çok iyi bildiği gibi ben aslında çok eski bir Foreo kullanıcısıyım. Uzun yıllardır kullanan birisi olarak size bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Ama bunun yumuşaklığı gerçekten muhteşem. Umarım Foreo almayı düşünenler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bunu bir cilt bakım yatırımı gibi düşünebilirsiniz. Bir tercih meselesi. Mesela cilt bakım salonlarına gitmek de bir tercih meselesidir ya. Mesela ben cilt bakım salonlarına para harcamam ama bu tarz ürünler beni cilt bakım rutinimde mutlu eder. Eğer ki böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız önerebileceğim bir ürün. Genel olarak benim ürünle ilgili izlenimim olumlu yönde diyebilirim. Foreo'ya da buradan çok teşekkür ediyorum. Ürünü sizlerle paylaşma fırsatını bana sundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Çok da teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.